yolundakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere üzerimize olsun. Amin. Bina dersindeyiz kardeşlerim. Bina dersinin sülasi mücerret 6 bab, sülasi mezit rubai kaç babtı? 3 babtı. Sülasi mezit humasi 5 bab. İşte geçen hafta 3. baba kadar görmüştük. Ondan sonra sülasi mezit südasi, o da 4 bab oluyor. Şöyle bir hatırlayalım hemen. Ne yapıyorduk biz? Öncelikle 35 babı aklımızda tutuyorduk. 35 bab diyorduk. Bunun 6 tanesi sülasi mezid, sülasi mücerret. 18 tanesi sülasi mezid. Ne oldu? 24 oldu. Bir tanesi rubai mücerret. 25. 30 tanesi de 16 tanesi. 25. 10 tanesi. 10 tanesi de rubai mezit oluyor. Biz neyi görmüştük? Sülasi mücerredi görmüştük. Sülasi mücerred neydi? Kökü 3 harfli olup ek almayan yalın fiiller. Fethun, zammun, fethun, kesrün, fetheten, kesrün, kesrün, fethun, zammun, zammun, kesrete. Yani bu nedir? Aynel fiilin mazide ve muzaride hareket değiştirmesiyle birlikte 6 babta toplanıyor. Ondan sonra sülasi mezide geçtik. Sülasi mezidin bir harf ekleyerek ziyade olan bablar 3 taneydi. İf'al, tef'il, mufa'ale, babe. 2 harf ziyade oluyor. Neye ziyade oluyor? Sülasi mücerrede 2 harf ziyade oluyor. Bu da sülasi mezid, humasi, bu da 5 babtır. İşte bunların birincisi infial, ikinci babı iftial, üçüncü babı ifilal babı olarak biz ne yapmıştık? Görmüştük. Sayfa kaçtayız? 53. 53'teyiz. 52. Arapça olarak Arapça olarak 52'deyiz. Evet. El babu, el babu rabi'u. Dördüncüsü tefa'ale, yetefa'alu, tefa'u len. Mevzunuhu tekelleme, yetekellemu, tekellumen. Buraya hemen 4 yapalım. 4. babımız nasıldı? Bir alta yazalım. Tefe'ale.
Ele. Yete fe alu. يتفعلوا تفعلن تفعلن تفعل يتفعل تفعلن. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Alameti neydi? Ve alametuhu en yekune mazihi ala khamsetin ahrufin. Bunun da alameti mazisinin 5 harf üzeri olmasıdır. Bir ziyadeti ta'i, ta'yı ziyade ediyoruz. Bizim esas şeyimiz neydi? Fe'ale idi. Ta ziyade oluyor. Nereye? Fi evvelihi. Öncesine ta ziyade oluyor. Fe'alenin evveline ta ziyade oluyor. Ondan sonra ve harfin ahire beynel fa'i vel ayni min cinsi ayni fi'lihi. Aynel fiili cinsinden ne yapıyor? Bir tane artırılmış oluyor. O da şu harfimiz. Ve binauhu li tekellufi. Tekelluf içindir. Ve mana tekellufi tahsilul matlubi şey şeyen. Yani öyle bir şey olur ki hasıl olur. El matlubi ne üzerinde talep edilen şeyde hasıl olur. Ba'de şeyin. Sen bir şeyi istersin ya, talep edersin ya, talep etmiş olduğun bu şey tedricen olur. Yani zoraki, yavaş yavaş, yani birden olmaz yani. Mesela diyor ki, nehu teallemtul ilme mes'elete. Bu şeyde örneğini de burada yazalım. Tekelleme, yetekellemu, tekellumen. Tekelleme. Tekelleme. Yetekellemu. Yetekellemu tek lumen. Tekellumen yazıyor hocam. Tekelleme yetekellemu tekellumen. Tekellumen işte ha. Tekellumen diyoruz. Ha. Tekellumen. Evet. Örneğimize gelelim. Teallemtu 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 el ilme teallemtu el ilme mes'eleten ba'de mes'eletin. Mes'eleten ba'de
بعد مسألة Şimdi nasıl olacaktı? Teallemtu ben öğrendim. Neyi? İlmi. Nasıl öğrenmiş? Tekelluf. Yani yavaş yavaş. Anlatabildim mi? Bir anda ilmi öğrenmemiş. Yavaş yavaş ilmi öğrenmiş. Nasıl? Mesele mesele. Diyelim ki şimdi biz Arapçayı başladığımızdan bu tarafa sarf ilmini biz kaç zaman yaptık? Kaç haftada bitirdik? Aşağı yukarı 30 belki bilmiyorum. Şimdi 30 haftalık dersi biz ne yaptık? Her hafta bir mesele, bir mesele, bir mesele ne yaptık? Biz bu Arapça ilmini öğreniyoruz. Biz bunu hepsini 2 saate yığarsak ne olur? Kimse bir şey anlamaz. İşte bu da tedricen bu şekilde tekelluf bu manaya geliyor. Anladık. Yani bir meseleyi birden değil de azar azar elde etme, talep etme meselesine tekelluf deniliyor. Geldik beşinciye. Beşincisi şurayı yukarı sileyim de. Beşinci, neyin beşincisi? Sülasi Mücerrede, Sülasi Mezid, Humasi'nin beşinci babı. Yani Sülasi Mezid, Humasi, beşinci bab. El-Babu Hamisu, beşincisi. Tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ulen, tefa'ulen. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen tefa'ulen. Mevzunuhu teba'ade yeteba'ade yeteba'adu teba'uden. Mevzunuhu teba'ade teba'ade yete va adu teva uden uden. Evet, ba'ada nedir? Ba'id ne demektir? Uzaklaşma. Kelimenin anlamı. Teba'ade yeteba'adu teba'uden. Teba'uden. Ve alametuhu, bunun alameti nedir? Eyyekune mazihi ala khamseti ahrufin. Bunun mazisi de nedir? 5 harf üzeredir. Yani şöyle düşünelim. Fe a le. Fe ale şeyimiz var ya. Bu
5 harf üzere oluyor. Bi ziyadeti ta'i fi evvelihi, bunun da başına ta ziyade oluyor. Ondan sonra vel elifi beynel fa'i vel ayni, aynel fiiliyle fe'al fiili arasına bir tane elif ekliyoruz. Şöyle. Elif neydi? Hemzenin hareketsiz haline elif denir. Harekeliye, harekeli olduğu zaman hemze oluyor. Yani buraya bir tane ne yapıyoruz? Faal fiili elif almış oluyor. Başına da te eklenmiş oluyor. Ve bina'uhu li müşareketi beynel isneyni, iki kişi arasında fesaiden veyahut da çok kişi arasında ne oluyor? Müşareket oluyor. Müşareket nedir? İki kişi kendi arasında bir iş oluş, hareket yapmış oluyor. Misalde anlayalım misala. Misalul müşareketi beynel isneyni nahvu. İki kişi arasındaki müşarekete misal. Tebaade Zeydun Amran. Zeyd Amr'dan uzaklaştı. Ba'id neydi? Uzaklaşmaydı. Yani yakın neydi? Karip neydi? Karip. Onun zıttı karipti. Karip yakın, ba'id uzak. İki kişi arasındaki müşarekete... Geçen bir olay mı hocam? İki kişi arasında geçen bir olay mı? İki kişi arasındaki bir olay anlatıyor. Yani şimdi zaten bizim binanın konusu nedir? Fiildir. Bu bina dersinde bizim bütün dersimiz fiilleri anlatmakla geçiyor. Fiillerin müşareket bölümündeyiz. Müşareket bölümünde başına sülasi mücerred fiilin başına ta geliyor. Aynel fiil ile faal fiil arasına elif geliyor ve bu iki kişi arasında ya da çok kişiler arasında uzaklaşmayı, yani şeyi, karşılıklı bir iş oruç hareketi meydana getiriyor. Şimdi bu ba'ade olduğu için ne oluyor? Uzaklaşma oluyor. Karibe olmuş olsaydı yakınlaşma olurdu. Değil mi? Diyelim ki biz Nasara'yı alalım oraya. O zaman ne olurdu? Tenasara. Şöyle yapalım. Değil mi? Tenasara olacaktı. Başına bir tane te, fe'al fiiliyle aynel fiili arasında bir tane elif alıyorsun. O zaman ne olmuş olurdu? Gelin buna biz şey edelim. Misalını yazalım, inşallah daha iyi anlayacağız. Teba'ade Teba'ade Zeydun Amra. Zeyd ile Amr birbirinden uzaklaştı. Anlatabildim mi? Şimdi tenasara Zeydun Amren dediğimiz zaman ne oluyor? Zeyd ile Amr yardımlaştı. Anladınız mı? Yardımlaştı. İşte bunun başına T'yi getiriyorsun, ortasına Elif'i getiriyorsun. Bunu kaldırdığın zaman ne oluyordu? Mesela şu normal mazi fiili haline getirin. Nasara Zeydun Amra dediği zaman ne oluyordu?
Zeyd Amr'a yardım ediyordu. Ama Tenasara dediği zaman Zeyd ile Amr yardımlaştı. Dolayısıyla işte biraz böyle örnekleri çokça çok artırırsak o zaman ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle öğrenmiş oluyoruz yavaş yavaş. Evet. Ve misalul müşareketil fesaiden nehvu tesalahel kavmu kavmen. Yani bu da çok kişiler arasında neydi? Bir müşareket idi. Tesalaha şöyle tesalaha el kavmu kavmen. Bu da ne oluyor? Çok kişinin iki kavim ne yaptı? Birbirinden ayrıldı. Ne oldu? Tabi burada selahe sur kökünden geliyor yani sur. İki kavim arasında sur gerçekleşti. Yani bunlar daha önce savaşıyordu. Birbirine karışmışlardı. Bir aradaydılar. Ondan sonra tesalahel kavmu kavmen. İki kavim birbirinden, bir kavim öteki kavimden ayrılmış oldu. Veyahut da diyorsun ki işte aşağıdaki köy bu çeşmeden, ötekisi bu çeşmeden derken sen nasıl anlatıyorsun? İşte şu kavim bu tarafa, bu kavim bu tarafa derken, iki kavim bir aradayken onları ayırmış oluyorsun. Evet. Bu da neydi? Bizim beşinci babımızdı. Beşinci bab. Bu beş tane bab sülasi mücerrede iki harf ziyade edilerek elde edilen babların beşincisiydi. Evet, burada anladığım